Selam lemur severler. Yeni bir toplu paket açılışı videosundayız. Uzun zamandır toplu paket açılışı videosu yapamıyordum. Bu sefer biriktirdim ve yine bayağı bir şeyimiz var burada. Bu sefer neredeyse hepsi Türkiye'den aldığım ürünler. Sadece bir tane Çin'den gelen paket var. O da bu. Aslında bu video için beklediğim Çin'den bir 3-4 tane daha paket var fakat gelmiyorlar bir türlü. Acayip uzadı bu şey süreçleri, gümrük süreçleri falan. Ama yine de çok fazla ürünümüz var. Bir taraftan şu masayı ferahlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi size bu arada çekilişle hediye edeceğim. Öyle aşırı değerli bir şey değil fakat benden uzun süredir istediğiniz bir şeydi. O yüzden sizi kırmak istemedim. Ne olduğu sürpriz olsun. Açınca görürsünüz. Şurada masaya sığdıramadığım bir kasa daha var bu arada. Bunu ben almadım. Bunu bir marka yolladı. Bunu da açacağım. Hepsini açacağım. Bu paketten başlayabiliriz. Bu düşündüğümden çok büyükmüş ya. Bu bir gemi modeli. Gerçek bir geminin ölçeklendirilmiş hali gibi bir şey ama böyle içinden sadece parçalar çıkıyor diye biliyorum. Ivır zıvır her şeyini kendiniz yapıyorsunuz boyamasına kadar. Daha önce bu markanın küçük bir uçağını yapmıştım. O bile bayağı uğraştırmıştı ve yaptığım uçak şu kadar falandı yani. Bunun kutusunu görünce bir gözüm korktu. Bunu yaparsam videoda yapacağım bu arada. Ama ne zaman yaparım bilmiyorum. İlginç gözüküyor. Bunlar umarım kalıp değildir ya. Kalıp mı bunlar? Yok, kalıp değil herhalde bunlar. Şey bunlar ya. Yelken. Bayağı yelkenimiz var. Ve bayağı parçamız var. Şu ıvır zıvırlara bakar mısınız? Çok fazla. Şu parçadan da geminin boyutunu anlayabileceğiz gibi geliyor bana. Gerçekten büyükmüş. Gerçeğinin 96'da bir ölçeklendirmesinde bu. Yani neredeyse %1'i falan, ona rağmen büyükmüş. Daha önce incelemesini yaptığım RC arabalardan falan böyle bir aklınızda bir şey oturabilir. Onlar 8'de 1 oranında. 8'de 1 olmasına rağmen şu kadar falanlar. Bu 96'da 1 olmasına rağmen bu kadar. Neyse, büyük ihtimal videosu gelecek bunun. Yapabilirsem. Geçelim başka bir pakete. Bunlar yeni bardaklarım. Bardak da var, evet. Bu paket açılışında bayağı değişik şeyler var. Şöyle çift camlı diye geçen bardaklardan. Daha önce farklı bir markanın böyle çift camlı bardaklarını almıştım. O bardakların devamını alayım istiyordum aslında fakat fiyatları acayip artmış. Normalde de zaten 30-40 lira falandı. Şu an 80-90 lira falan tanesi. Onun yerine bunları buldum. Böyle markasız falan bir şeyler ama bence güzel duruyor. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir demişler ama umarım bir şey gelmez başlarına. Çünkü ben bulaşık makinesinde yıkayacağım bunları. Ötekileri yıkıyordum, bir şey olmuyordu. Sıradaki paketi açmışlar falan daha önce ama umarım içindekini de açmamışlardır çünkü bu paket açılışındaki en değerli şey. Yeni kameram. Daha doğrusu yeni kameram değil, yeni vlog kameram. Tamam, bu mühürlü gibi gözüküyor ya. Sabit çekimler yapmak için iki tane çok güzel kameram var. Görüntü kalitesini seviyorsunuzdur diye düşünüyorum fakat dışarı çıktığım zaman sıkıntı yaşıyorum. O yüzden böyle minik bir tane vlog kamerası aldım. Bu Sony'nin daha yeni çıkartmış olduğu ZV-1 adında bir kompakt kamera. 4K çekim falan yapabiliyor ve şöyle ekranı dönebiliyor. Bir de yanında akıllı tutamaç gibi garip bir şey aldım. İkisini birlikte alınca çünkü daha ucuza geliyordu şu. Dedim almışken alayım onu da. Bu şöyle minik bir tripod. Yani böyle masanın üstüne falan sabitlemek istediğiniz zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat üzerinde butonlar var. Bu butonlarla işte fotoğraf çekebiliyorsunuz, video kaydı başlatıp durdurabiliyorsunuz vesaire. Vlog için güzel olabilir gibi geldi. Sadece ben bir de hafıza kartı aldım diye hatırlıyorum bu setle birlikte. Onu göremiyorum. Evet, hafıza kartımı koymamışlar içine. Bu böyle vlogger kit olarak satılıyor. Hafıza kartı, tripodu ve kamerası birlikteydi. Hafıza kartım yok. Neyse, şu an moralimi bozmayacağım. Adamlara mail atarım, isterim. Şöyle birkaç tane kıyafet paketi var. Bunların hepsini bir kere de açayım. Daha biraz daha kıyafet var galiba ama. Bu şöyle rahat gözüken bir şort. Burada şöyle bir tişörtüm var. Üstünde slow motion yazıyor. Slow motion'lu bir video çekersem bunu giyerim falan diye. Öyle şeyler geldi aklıma. Niye geldi bilmiyorum. Yine başka bir tişört. Üstünde Japonca yazılar ve bir anime karakteri var. Bunlar böyle bol kesim tişörtler bu arada. Bedenlerini büyük almadım. Kesimleri bol. Bol. Bir tane de örgü gibi gözüken bir tişört var. Bu da şöyle. Ötekiyle rengi bayağı benziyormuş ama bunun dokusu güzel gözüküyor. Umarım giymesi de rahat olur. Şu Çin'den gelen paketi açalım şimdi. Bunu yine gümrük her yerini jiletlemiş. Bizim gümrükçüler seviyor jilet kullanmayı. Bu bir çakma Lego. Daha doğrusu iki tane çakma Lego var burada. Bir tanesi AK-47, bir tanesi de şöyle bir sniper ve bunlar çalışıyor. Güzel olan kısmı çalışıyor olması. Kutusuz yolladıkları için şu an çok karmaşık gözüküyor. Daha fazla dağılmadan ben bunları tepeceğim. Bunları eğer denk gelebilirsek bu tarz şeylerle arası bayağı iyi olan birisiyle yapacağız. Kim olduğunu
olduğunu siz tahmin edin, söylemeyeceğim. Daha önce o kişiyle videolar çekmiştim, hadi öyle bir spoiler vereyim. Bunun ne olduğunu direkt anladım. Bunun içinde bilyeler var. Bildiğiniz bilye, cilli, misket, artık ne diyorsanız onlardan. Geçen günlerde yaptığım bir tane Lego fabrika vardı ya, o fabrikada kullanırım diye almıştım. Fakat PTT Kargo o kadar hızlı çalışıyor ki ben videoyu bitirdikten bir hafta sonra falan getirdiler. Ki videodan bir hafta önce sipariş vermiştim. Yani total 2 hafta sürdü. Hatta büyük ihtimal bunlar da öyle ya. Lazım olacak diye bayağı söylemiştim. Sonra gidip oyuncakçıdan almam gerekti. İkisi de videoya yetişmedi. Ha, bunlar böyle büyük bilyelermiş. Bayağı büyükler. Bu neymiş? Dikkat kırılır falan yazıyor. Gerçekten bu videoda çok alakasız şeyler çıkıyor. Bunlar çırpıcı. Geçen gün çırpıcım olmadığını fark ettim, o yüzden çırpıcı sipariş etmiştim. Böyle garip şeyler çıkacak bu paket açılışından bu arada. Çünkü eve aldığım şeyler falan da var bayağı. Bu yeni kamera robotum. Hani şu videolarda yaptığım şeyi tamamladıktan sonra böyle havalı bir teaser intro gibi bir şey giriyor ya. Onları çekmek için kullandığım makinaları üreten firmanın üretmiş olduğu başka bir şey. Bu firmanın güzel tarafı şu, yerli. Hatta şöyle göstereyim. Made in Turkey. Ve yerli malı olmasına rağmen bayağı dünyada rakibi olmayan şeyler üretiyorlar bu konuda. Önceki setinden çok mutlu değilim açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şöyle göstereyim hatta. Şu anda şu seti kullanıyorum. Bu böyle sağa sola gidebiliyor, dönebiliyor, aşağı yukarı yapabiliyor falan, böyle robot gibi bir şey yani. Fakat şu sağa sol hareketi o kadar kısıtlı ki beni bayağı kısıtlıyor bir şeyler çekerken. Hani şu boyutta bir şey göstermek istediğimde bile bir buradan çekiyorum, bir buradan çekiyorum falan uğraştırıyor. Bunun olayı da şu. Bunu masaya koyuyorsunuz ve masanın üstünde hareket ediyor. Yani bir hareket limitlemesi yok. İstediğiniz kadar sağa sol yapabiliyorsunuz. Masa yetmiyorsa yere indirip yer de bütün evi falan gezdirebilirsiniz. Şarjı varsa hemen şöyle kısaca bir göstereyim size bunu. Şu masada sallanıyor olması garip geldi bana. Telefondan kontrol edebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. O gösterdiğim parçaları da bunun üstüne takabiliyorsunuz bu arada. Bu da böyle her türlü hareketi yapabilecek hale gelebiliyor. Umarım bu mutlu edecek beni. Gelelim sıradakine. Bu bir hortum ama normal bir hortum değil. Bu şöyle az yer kaplayan fakat 7,5 metreye kadar uzayabilen bir hortum. Bunu balkonları kolay yıkayabilmek için aldım çünkü kovayla movayla zor oluyor. Normal hortumlar da sürekli bir dağınıklığa sebep oluyor. Küçük benim balkonlarım. İki balkonum var ama ikisi de küçük. Dedim bu böyle hep orada takılı kalsın. Kullanırım. Canım sıkılınca şöyle bir su tutarım falan, ayaklarımı ıslatırım. Sonra... Bu bir dezenfektan. Niye aldığımı falan açıklamama gerek yoktur diye düşünüyorum. Ben bu içinde bulunduğumuz süreçte ne dezenfektan alma ihtiyacı hissettim, ne maskelerim bitti. Çünkü her şeyim vardı normalde de. Bu yaptığım hobi işlerinden dolayı falan bu tarz şeyler hep evde bulunuyordu benim. Bitti yani, normal bir süreç benim için. Normalde de oluyordu evde yani. Bir de maske almıştım herhalde. Bu paketlerin birinde de maske var. Bu bir sıvı sabunluk. Fakat normal bir sıvı sabunluk değil. Bu cümleyi kurmayı seviyorum. Otomatik falan bir şey değil bu arada. Sadece çiftli bir sıvı sabunluk. Şöyle iki farklı bölmesi var. Bir tarafına deterjan koyuyorsunuz, bir tarafına da sabun koyuyorsunuz ve mutfakta iyi olabilir gibi geldi. Bir de mevcut sıvı sabunluklarıma gıcık oluyorum. Onları da göstereyim hatta niye gıcık olduğumu. Bunları Ikea'dan aldım. Bütün banyolara falan bunlardan koydum. Fakat buralarında böyle garip bir şeyler oluşuyor. Ne olduğunu da çözemedim. Küf değil bunlar. Böyle bakteri mi oluşuyor, ne oluşuyor bilemedim. Acayip sinir ediyorlar beni. Temizlemesi de zor. Atacağım hepsini, böyle ucuz sabunluklarla değiştireceğim. Çünkü gerçekten rahatsız edici ya. Sonra bunun üstünde ne olduğu yazıyor ama. Bu Lego'nun Lamborghini Sian modeli. Duyurulduğundan beri bana yazıp duruyorsunuz yapın diye aldım en sonunda. Muhtemelen bu yapacağım son büyük Lego videosu olacak. Bundan sonra bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Çin mallarına bakmaya başladım. Büyük ölçüde Çin'e kaymayı düşünüyorum. Oradakiler çok daha ucuz çünkü. Bunun kutusunu açmayı videoya bırakayım istiyorum. Çünkü videonun bir parçası oluyor sonuçta. Şu an açarsam büyüsü bozulacak. Bir şey dikkatimi çekti. Sanırım ilk defa bir Lego kutusunda 18 yaşın üstündekiler içindir şeyi görüyorum. Yazısı görüyorum. Bugatti'de falan 16 yaş üzeri yazıyordu diye hatırlıyorum. İlginçmiş. Sonra. Kutu içinden kutu, kutunun içinden kutu. Bu ne anlama geliyor? Bu ürün pahalı demek oluyor bu.
Bu bir plaj havlusu. O kadar kutuya gerek var mıydı bilmiyorum ama. Şöyle Blue Mint diye bir markanın, bu markaya bu sene sardım. Arkadaşlarım sardırdı. Mayolarından falan almaya başladım. Yerli bir marka bu arada bu, fakat uluslararası satış yapan böyle kaliteli bir marka. Ve ürünleri güzel. Pahalı azıcık ama yani. Bize uluslararası fiyat yapmasanız daha iyi olmaz mıydı? Tamam, uluslararası marka olmuşsun anlıyorum ama bize bir ucuzluk, bize bir kıyak yap yani. Sen de yerlisin, ben de yerliyim. Şu küçük paketlerden devam edelim. Bu her şeyin bir cüzdanı. Şöyle küçük kumaştan minnak, pratik bir şey olur gibi geldi. Çünkü bende klasik cüzdanlardan var, şu deri ve klasik olanlardan. Kışın sıkıntı olmuyor fakat yazın koyacak yer bulamıyorum yani. Kışın montumun cebine koyuyorum, pantolonuma koyuyorum falan. Yazın şortla mortla olunca olmuyor. Dedim o yüzden küçük bir şey alayım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 12'li kalem pil aldım. Normalde böyle şey bir kutusu oluyordu. Adamlar komple şey böyle bakkal şeyi yollamış bana. Ve burada da Raptiye var. Niye almıştım ben bunları? Niye aldığımı unuttum. Bir şey için aldım. Bir video için aldım ama bir videoda lazım olacak onlar bana. Neyse, notlarıma bakar hatırlarım ne için olduğunu. Bir şey için lazım eminim. Ve muhtemelen başka bir kıyafet paketi. Aşırı fosforlu bir deniz şortu. Bu kadar fosforlu gözükmüyordu bu fotoğrafta ya. Bunu giysem böyle 5000 metre öteden tanırlar. Aa derler, lemur geçiyor. Burada şöyle günlük giyebileceğim bir şort var. Burada bir şort daha. Bir tane şöyle aşırı desenli ve oversize bir tişört var. Bu çok büyükmüş ya. Bu oversize'ın da oversize'ı gibi. Aşağı doğru mu uzun bu? İlginç bir şeyi var ama umarım üstümde güzel durur. Şöyle işlemeli beyaz bir tişört var. Bütün tişörtleri oversize aldım. Çünkü normal bayağı tişörtüm var. Bir de oversize deneyimledim böyle rahat adamım ben modunda. Bu arada 2 yıl öncesine kadar ben dışarı eşofmanla bile çıkamazdım. Ha bu ablama, tamam. Böyle bir görünce bir garipsedim böyle, dedim göbeği açık mı, bu ne dedim. Bu ablama, bunu ablama almıştım. Sonra yavaştan o şeyi atmaya başladım üstümden böyle eşofmanın şortun falan rahatlığını görünce. Hep pantolonla falan çıkıyordum böyle, bir gereksiz bir resmiyet vardı üstümde. Bu örgü bir tişört. Şöyle göstereyim, bayağı böyle ince bir kazak gibi. Şöyle basit birkaç renkten oluşan bir tişört var. Şöyle gül kurusuna benzer renkte yine basic düz bir tişörtüm var. Şöyle astronotumsu üstünde garip bir deseni olan başka bir tişört. Şöyle başka bir tişört. Bu da anneme aldığım bir tişört. Hep tişörtmüş. Komple tişört. Şunu da açayım istiyorum ya. Ama bunu yerde açacağım. Sonra oraya getireceğim. Çünkü bu masamı çizecek. Çok belli. Yanlarında böyle metaller falan var. Bu sandığı Hasbro yolladı bu arada bana, ben almadım. Şöyle bir tane minik Nerf yollamışlar. Şöyle yedek Nerf şeylerinden var. Buraya bir not koymuşlar. Merhaba Mendebur Lemur. Monopoly Nerf falan, ben de sizi çok seviyorum. Aa, Monopoly'nin Fortnite versiyonunu yollamışlar. Bu iyiymiş. Merak ettim, taşları nasıl ki? Monopoly'yi çok severim fakat arkadaşlarımın çoğu benimle oynamak istemez. Çünkü genelde kazanıyorum. Birazcık da pislik yapabiliyorum. Karakter olarak çıkan şeyler bunlar galiba. Ha, normalde metal karakterler oluyor ya. O metal karakterlerden falan olacak böyle, biblo gibi şunlardan falan diye düşünmüştüm. Kartondan şey yapmışlar. Bunu çok beğenmedim. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı azıcık. Ya da ben beklentimi yükselttim, bilmiyorum. Ve kocaman bir Nerf yollamışlar yanında. Oha, gerçekten çok büyük. Pille çalışıyor muhtemelen fakat pillerini nereye takacağımı göremedim. Ha, şurada pil yeri fakat vidalı. Şu an vida aramayayım ya. Bastığınız zaman atıyor işte yani, yaptığı şey bu. Sonra başka bir kıyafet paketi. Şöyle çoraplarım var. Şöyle düz bordo bir tişörtüm var. Şu neymiş? Ha, bu böyle eşofman pantolon gibi bir şey. Yine düz renk başka bir tişört. 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 Düz olmayan başka bir tişört. Buna bakalım. Bu da şöyle. Düz renk başka bir tişört. Küçük yazılı fakat düz renk başka bir tişört. Şu tişörtün grisinden. Son olarak mont. Yazın ortasında niye mont? Ucuzdu. Şöyle garip desenler olan bir mont. Bayağı ucuzdu bu arada, o yüzden aldım bunu. Ucuz şey görünce alıyorum galiba ben. Sonra. Ha, bu size hediye edeceğim şey. Ducati'nin Panigale modelinin Lego modeli. Bunun videosunu ben yapmayacağım için kutusunu açabilirim.
Şöyle çok fazla parçası olmayan bir Lego Technic modeli bu. 500-600 parça falan da sanırım, kutuda yazmadığı için şu an net hatırlayamıyorum. Yani başlangıç için herkesin yapabileceği türde bir model. Sanırım videolu yapım şeyi de var. Şurada bir QR kod falan koymuşlar. Telefon gösteriyor. Bazı modellerde şey oluyor. Büyük modellerde olmuyor da böyle küçük modellerde direkt videolu olarak ve animasyonlu olarak şunu şuraya takacağım, bunu buraya takacağım falan diye gösteriyor. Yani bu tarz şeylere çok yatkın değilseniz bile kazanırsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hiçbir şeyini kaybetmeden şöyle hemen geri koyayım. Bunun çekilişini Instagram'dan yapacağım. Bu videoyla birlikte muhtemelen Instagram'a da postunu girmiş olurum. Fotoğrafı beğen, 3 arkadaşını etiketle falan tarzı bir şey olur. Ve sıradaki paketimiz... Bu bir kesme matı. Videolarımda bol bol görüyorsunuzdur, masaya koyuyorum bunu. Bu masanın çizilmesini falan engelliyor. Öteki çok eskidiği için yeni bir tane aldım. Sonra... Bunlar yüz maskesi. Bildiğiniz maske. Bendekiler neredeyse bitiyordu, o yüzden yedek aldım. Bunlar mavi saç boyalarım. Normalde saçımı boyarken bu iki rengi karıştırıp öyle boyuyordum. Şu an mavi değil saçlarım, o yüzden buna çok ihtiyacım yok ama bilmiyorum. Tekrar mavi yapıp yapmamak konusunda aşırı kararsızım. Size soruyorum. Siz söyleyin bana, ne yapayım? Tekrar mavi yapayım mı? Ya mavi saçı seviyorum ama bu halimi de seviyorum. Kararsızım o yüzden. Ben çok tişört almışım ya. Şeyden dolayı böyle bir şey yaptım. Şimdi normalde hep böyle renkli tişörtler giyiyordum geçen seneye kadar, biliyorsunuz. Bu sene dedim böyle düz renklerle değiştireyim artık üstümdekileri, böyle bir farklılığa gideyim dedim. Ama biraz abartmışım. Biraz. Bu bir bornoz. Kendi bornozumu öteki evde bıraktım. Yani ailemin evinde bıraktım. Çünkü arada bir oraya gidiyorum, orada da duş aldığım falan oluyor. Burası için de bir bornoz alayım dedim. Çok beğenmedim açıkçası. Birazcık dandikmiş bu. Son birkaç paket kaldı bu arada, bitiriyoruz. Bunlar sehpa ayağı. Yakında marangozluk videolarından yeni bir tane daha gelecek. Fakat bunları evde kendim yapamayacağım için bunları hazır olarak satın aldım. Hatta muhtemelen bu son pakette onunla alakalı bir şey. Burada da böyle iki tane yuvarlak masif ahşabım var. Sehpa yapacağımı anlamışsınızdır muhtemelen artık gördüklerinizden. Fakat normal bir sehpa yapmayacağım tabii ki. Bir de şu var, fakat bunu açmaya uğraşmayacağım. Bu da masif ahşap, kare şeklinde. İlginç bir ayrıntısı varmış. Yanında dezenfektan yollamış adamlar. Düşüncelilermiş, bak bunu sevdim. Şurada minik bir dezenfektan var. Ankara Orman Ürünlerine teşekkür ediyorum. Adamlar düşünceli. Hemen şöyle etrafa bir bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Yok. Bitirdik. Neredeyse 3 saat sürmüş bu arada şeyleri açmam. Bütün paketleri açmam. Ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.